Şiddetle güç kazanan muhaliflerse ard arda yeni sınır kapıları ele geçiriyor. Teröristler güç kazanıyor. Aynen. Suriye'de Esad'ın kalbine düzenlenen saldırı sonrasında şiddet iyice tırmandı. Başkent Şam dahil büyük kentlerde yoğun çatışmalar var. Muhaliflerin Şam'da birçok karakola ele geçirdiği haberleri geliyor. Ordu başkentin 3 ilçesini helikopterle bombaladı. Yerel halk havadan ve karadan yapılan bombardıman sonucunda muhaliflerin Mezze ilçesinden çekildiğini aktardı. Dün bombalanan Midan'dansa geriye yanan araçlar ve yıkılan binaların kaldığı görülüyor. Ramazan'ın gelmesiyle ülkenin birçok kesiminde olduğu gibi başkentte de gıda sıkıntısı başladı. En büyük sorun da ekmek yetersizliği. Çatışmaların şiddetlendiği yerlerden bazıları da Hama ve Halep kentleri. Çıkan çatışmalarda yerel kaynaklara göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Halep'te bir mahalle muhaliflerin eline geçti. İstihbarat merkezi yakınında da yoğun çatışmalar yaşanıyor. Müslüman Müslümanı beceriyor. Hristiyan seyrediyor. Muhalifler sınır kapılarını da birer birer ele geçiriyor. Son olarak Gaziantep-Karkamış sınırının karşısındaki Carablu sınır kapısı muhalif savaşçılar tarafından korunmaya başlandı. Antepliler ise şimdiki durumdan eskiye göre daha memnun. Bundan 15 gün evvel evimizde rahat yatamıyorduk. Çünkü mermi sesleri, kurşun sesleri, dama çıkamıyorduk. Esad'a karşı savaşan güçlerin ele geçirdiği kapılardan biri de Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısının karşısında yer alan Esselam kapısı. Muhalifler sınıra kendi bayraklarını dikti. Amerika müthiş savaş veriyor Rusya'ya orada. Muhalifler ilk ele geçirdiği sınır kapısının karşısındaki cilve gözünde ise önemli bir misafir vardı. Hatay valisi Celalettin Lekesiz bölgeyi ziyaret etti. Suriye'de yakılan Türk tırlarının sorumlularının kaçakçılar olduğunu söyleyen Lekesiz sınırın kapatıldığını açıkladı. Karşıda can güvenliği yok. Dolayısıyla kaçakçı kim arkadaşlarımız olmak üzere hiçbir kimsenin karşı tarafa geçmemesini telkin ve tavsiye ediyoruz. Vali efendi kaçakçı gibi dediğin ki. Malcanın yongası diyerek canları pahasına Suriye topraklarında kalan tırlarını Türkiye'ye getirmeye çalışıyor. Ya biz buradan yüklendik Söğüt Arabistan'a gidecektik. Burada Cilve, 50'ye yakın tır var içeride. 50'ye yakın. Muhaliflerin çatı örgütü Ulusal Konsey'in başkanı Abdülbasit Seyda ise önemli bir iddia ortaya attı. O iddiaya göre Şam yönetimi bazı kentlerde kimyasal silah kullanmaya başladı. Bir süredir Washington'la görüşen İsrail ise o kimyasal silahların Esad sonrasında Hizbullah'ın eline geçmemesi için şimdiden hazırlık yapıyor. Tel Aviv, Esad'ın düşmesi durumunda Suriyeli makamlarla irtibata geçerek silahları taşımak niyetinde.